Merhabalar. Takvim entegrasyonu nedir? Nasıl kullanabilirim? Ekranımızın sol tarafında görmüş olduğunuz ajanda alanımıza tıkladığımızda yapmış olduğumuz daha önceki kayıtlarımızın listesini göreceksiniz. Ajanda kayıtlarımızda yer alan hatırlatıcılarımızın evrak kaydederken entegre bir şekilde veya manuel olarak oluşturabilmekteyiz. Bunları öncelikle bir parametre ayarı yaparak kaydetmemiz mümkün olacaktır. Bunun için öncelikle klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gelebildiğimiz gibi diyalogosu üzerine tıkladığımızda arama motoruna takvim yazdığımızda sistem araçları altında bulunan takvim ile ilgili gerekli ekranlarımızı göreceksiniz. Takvim ajanda kısa yolumuzdan da girmiş olduğumuz gibi bizim kısa yolumuzda bulunan takvim ajanda listesini atacaktır. Diğer ekranlara baktığımızda ise tüm takvim girdilerine geldiğimizde yapmış olduğumuz giriş kayıtlarının liste şeklindeki halini görmekteyiz. Buradaki alanlarda kayıtlarımızın tarihleri, başlangıç süreleri, hangi durumda olduklarını, tiplerinin genel olarak mı tanımlandığını, entegrasyon şekilde mi oluşturulduğunu, işlem türünü, açıklaması varsa kısa açıklamalarını, hangi kullanıcıların oluşturduğu veya uyarılacağı şeklinde ve takvim şeklindeki bilgilerimiz bulunmaktadır. Daha sonrasında takvim entegrasyonu ekranımıza geldiğimizde hangi işlem türü için nasıl bir işlem yapacağımızı veya hangi çekimizi veya senedimizi veya taksidimizi ekleyeceğimizi, daha sonrasında bu ilgili işlemin bize pop-up bir pencere olarak mı uyarılacağımızı veya mail adresimize bir e-posta gelerek mi uyarılacağımızı veya SMS olarak telefonumuza bir bilgi mesajının mı geleceğini, daha sonrasında bu yapacağımız işlemi bize hangi tarihte uyaracağını ve saatte uyaracağını, varsa daha kolaylıkla bulabileceğimiz bir kısa açıklamasını veya uyarı rengimiz olarak ilgili renk tablomuzdan istediğimiz bir rengi belirleyebileceğimizi görmektesiniz. Daha sonrasında bu ilgili bilgi işlemlerini kaydettikten sonra eğer bir takvim grubumuz var ise şu an mevcutta bir grup yok. Bunun için de takvim listesine gelip F4 ekle dediğimizde buradan bir kod belirleyip açıklama ile finans grubunun bir takvimini oluşturmak istediğimizi ve bunu bir gruba özel olarak finans departmanını seçebileceğimizi ve F2 kaydet dediğimiz takdirde kayıt işlemini tamamladıktan sonra ve listemize geri geldiğimizde yapmış olduğumuz kayıt işlemini görememekteyiz. Bunun nedeni ilgili kullanıcımıza grup yetkisini tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için de kullanıcılara gelerek ilgili kullanıcımıza F5 deyip ve daha sonrasında sağ tarafta bulunan üye olduğu grupları seçerek kullanıcımızı bulunmuş olduğum gruplara dahil edip F2 kaydet dediğimde gördüğünüz gibi kullanıcımı gruplara dahil etmiş bulunmaktayım. Tekrardan takvim listeme geldiğimde ve sayfayı yenilediğimde görmüş olduğunuz gibi grubumu artık görebilmekteyim. Daha sonrasında tekrardan geri gelerek takvim entegrasyonunda grup listemi açtığım takdirde ilgili grup listemi seçip buradan sadece bu işlemi, bu grubum şu tarihte ve şu saatte şu renk tonunda şeklinde görmesini sağlayabilmekteyim. Bunu manuel olarak tek bir işlem üzerine yapabileceğim gibi takvim entegrasyon parametreleri alanıma geldiğimde ise burada yapmış olduğum işlemleri otomatik olarak seçip her çek senet veya taksit veya teknik servis işlemlerimi yaptığımda otomatik olarak takvimime gerekli kayıtları sağlayacaktır. Entegrasyon ile seçmem durumunda ise örneğin entegrasyon ile seçip bir F2 kayıt işlemi gerçekleştirelim ve bir çek senet girelim. Bin liralık bir çek olsun ve F2 kaydet dememiz durumunda çekimizi kaydettikten sonra bize otomatik entegrasyon ekranını atayacaktır. Buradan gerekli kullanıcıları da bilgilendirmede bulunmak istiyorum şeklinde bilgi verip işlemimi F2 kaydet dediğimde ilgili işlemim takvimime kaydolacaktır. Tekrardan takvimime geldiğimde takvim entegrasyonu parametrelerimde entegrasyon ekranımın da ne işe yaradığını görmüş bulunmaktayım. Eğer herhangi bir entegrasyon sağlamak istemiyorsam yoku da işaretleyerek entegrasyonumu kapatabilmekteyim. Örneğin biz otomatik olarak tüm işlemlerimizi kaydetmesini sağlayalım
ve bu işlemlerimizi taksitlerde de teknik servis işlemlerimizde de aynı şekilde sağlayabilmekteyiz. Bu ekrandan F2 kaydet diyerek çıkış sağlarız. Takvim entegrasyonunda hatırlatma tiplerini incelediğimizde ise örneğin pop-up penceresiyle şu an bulunduğumuz tarihte ve bulunduğumuz saate yakın ve renk tablomuzdan da kırmızı ile bir belirtme yaptıktan sonra bu işlemi bana bu saatte karşıma pop-up pencere olarak hatırlatmasını istiyorum şeklinde tanımlamalarımı gerçekleştirdikten sonra F2 kaydet dediğimde görmüş olduğunuz gibi liste içerisinde yapılması gereken bir check girişimizin olduğunu görüyoruz. Buradan günlük işlemlerimizi yapmak için check senet ekranımıza gelip işlemlerimize devam ettikten sonra görüldüğü üzere arka planda işlem yaparken hatırlatma mesajını bana pop-up pencere olarak karşıma çıkarmaktadır. Ve buradan da tamam diyerek işlemlerimize kaldığımız yerden devam edebiliyoruz.